Demek artık babanın yanında kalacaksın. Evet ya, öyle görünüyor. Ne zormuş ya annesi babası ayrı çocuk olmak. Ama bir de iyi tarafından düşün. Düşünsene bir tarafa gidiyorsun, yemek yiyorsun. Ondan sonra diğer tarafa gidiyorsun, açılmıyorsun, bir daha yiyorsun. Bedir, bir sus ya. Ama arada sırada uğrarsın değil mi mahalleye? Tabii kızım. Annemler ayrılacak değilim. Tilki'nin dönüp dolaştığı yer yine kürkçü dükkanı olmuş. Ya kanka, şimdi o kürkçü dükkanı dediğin bir tane olur. İki tane oldu mu sıkıyor yani. Rahat bırakmıyor. Anladın? Abiş. Sen de haklısın yani. Zor iş. Günaydın çocuklar. Oturun yerlerinize. Öğretmenim, sınav sonuçlarımızı açıklayacak mısınız? Evet, açıklayacağım birazdan. Oğlum, bu sefer de zayıf alırsam var ya, babam beni bitirecek ha. Kaan, 65. Çiğdem, 70. Aferin. Selami, 40. Dayak geliyorum demez oğlum, bak bu akşam dikkatli ol. Vallahi ben yüzlük kağıt verdim. Memo, 0. Ne? Ocak ben yüzlük kağıt verdim. Yüzlük kağıt vermişsin ama sen yapmamışsın. Nasıl yani? Kopya çekmişsin Memo. Müdür bey seni odasında bekliyor. Hadi yürü. Ya hocam ya. Yürü. Sıfır vermeyelim bana. Hocam zaten yürü. Al bakalım sana. Nerede bunların şu çok gizli senaryosu ya? Arkadaş sanki devlet sırlarını satıyor. İki sevgili. Ulan yarabbim ya. İki sevgili koşarak birbirlerine sarılır. Ulan! Kim sarılıyor benim yarenime? O dangoz mu sarılacak benim? Aşk maşkmış bilmem neymiş vallahi. Üstümü değiştirip karavanda dinleneceğim biraz. Sahne 39 için kostümleriniz hazır burada. Çok yoruldum vallahi. Buyurun. Bir yarım saatimiz daha var. Şu ana kadar kimler kimlerle çalıştım ama sizin kadar yakışıklısı yok vallahi. Maşallah. Çok teşekkürler, sağ ol. Şu yeni kız adı neydi? Yaren miydi? Yaren. Acayip şanslı. Şanslı ama acemi. Acemi olduğu da her halinden belli. Hele o sevgilisi yok mu? Ay, iğrenç, iğrenç. Buralardaydı yine. Nasıl yani? Yine mi geldi o adam? Hmm. Allah Allah, ne yüzsüz adam ya. Amatörlerle çalışmam çok zor. Ay ben senin yüzüne be. Neyse, ben karavana geçiyorum. Size bir kahve yaptırayım mı? İster misiniz? Süper olur. Hemen. Amatörmüş. Sanki sen çok şeysin de. Ben seni düşüreceğim amatör kümeye. Dur sen dur. Bekle. Yarenime sarılacakmış. Sarılırsın. Tam varken biraz zor sarılırsın. Ben kopya çekmedim hocam. Kamera kayıtları öyle demiyor ama. Ne kaydı? Evet, her şey açık ve seçik ortada.
Bu yaptığının büyük bir suç olduğunu biliyorsun değil mi? Annene babana söyle. Yarın okul çıkışı gelsinler, onlarla görüşmek istiyorum. Ya hocam, onları karıştırmasak. Dediğimi yap Memo. Ulan Memo, çok fena patladın. Ama senin kimi patlattığını ben çok iyi biliyorum. Kamera kaydıymış. Hadi lan, ne kaydı? Hadi yıkıl kuyruk. O ispiyonladı beni. Ben ona çok fena hesabını soracağım. Buldum. Söyle. Sen şu yemek yarışmasına Matmazel'in spesyaliyle katılsan, hani şu ünlü Fransız şefin yaptığı tarif. Ben Türk mutfağıyla katılacağım. Elin Fransızını karıştırma. Osmanlı da olabilir. Osman Usta bak, Osmanlı mutfağın tarifi var. Ay, ha çıkmış o şam şeytanı gene. Aç bakayım sesini, aç. Merhaba değerli izleyenler. Bugün Gıyasettin şefimle Hünkar Beğendi yapacağız. Etlerimiz pişti, hazır. Sırada patlıcanlarımız var değil mi şefim? Evet, patlıcanlarımızı direkt ateşte közlüyoruz. Ha bu o şef. Bu arada yayınımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz ekranda gördükleri telefon numarasından bize ulaşabilirler. Ara kız Cülfü'den, ara konuşacağım. Nasıl yani? Ara! Meşgul. Bir daha ara, bir daha. Yani sen şimdi canlı yayına çıkacaksın. Evet, çıkacağım. Hah, çalıyor. Al. Alo. He, kanal müdür? He, bağla bakayım sen beni kızım, haydi. İstanbul'da. De nereye gideceksin sen benim adımı? İşim cüzüm var benim, bağla, haydi bekliyorum ha. İstanbul'dan bir izleyicimiz var, yayına katılmak isteyen. Kim? İsmini vermek istemiyor. Tamam. Alo. Evet, alo. Merhaba efendim, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Pek hoş bulmadım yalnız. Çıkarırsınız o adam var ya, bir şey bildiği de yoktur. Yemeği mundar etti. Kimdir bu? Ha, sen ne kadar benim adımın Asuman olduğunu bilsen ne olacak? Senin sesin hiç yabancı gelmedi bana. Sana bırak yarısını yabancısını şimdi. Patlıcanları kürdana dermedim, hep terlettim patlıcanı. Çok biliyorsan gelsen yap Asuman Hanım. Ha ben Ceyle mi? Benim işim gücüm var. Ben öyle boş gezenin boş kasası dayanım senin gibi. Şef bozuntusu. Hanımefendi siz... Bir dakika, bir dakika. Evet, ben kanal kanal geziyorum. Program çekiyorum, yemek yapıyorum. Çünkü aşçıyım ben, aşçı. He tabii tabii. Ha memleketin bütün kanalları aşçı olurdu o zaman. Her yemek yapan aşçıyım diye gezeydi. Ha. Sen beni kıskanıyorsun. Tabii. Patatesle soğan soymada kalmışsın sen. Ondan bu halleri. Ben seni ne kıskanacağım be? Ha? Ben senin yanıma yamak diye bile almam. Beceriksiz. Yayından alalım lütfen. Hakarete giriyor, stüdyoyu terk ederim. Et ulan, et. Memleketi terk et de kurtulalım senden. Ha? Memleketi terk et sen. Yeter. Önünü çözemiyorum. Önlüğümden bütünleşmişim ben. Aşçıyım. Sinirli değilim. Yakışıklıyım, kendimle barışıyorum. Patlıcanları ver. Şefim, şefim. Reklama gidiyoruz efendim. Kapandı. Oh be! İçimin yağları erudu ha! Şu adama iki çift laf ettim o! Size de eğlence çıktı ha! Kek 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 kak 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 kak! Ya işte Ferim. Ne yapacağım? Memom hep yokluk içinde yaşadı. Layık olduğu hayat bu değil ki. Ay. Oh, bunda ne var ya? Çok ağırmış. Neymiş? Oo. Ana bir sürü kitap var. Aa. Vallahi. Aa, bir tane daha var. Gel bunları atalım. Atalım. Ucundan tut da ağır.